Arkadaşlar biz şelaleye geldik ama nasıl geldik? Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Beklenenler geldi. İşte isimlerini tam söyleyemesem de oralara gideceğiz. Birbirlerine çok yakınlarmış. O yüzden bu iki aktiviteyi yan yana koyduk. Çok güzel oldu bence bu şekilde. Bir saat giriş, bir saat dönüş olacak. Bir saatte geçsek herhalde. Üç, hani bir saatte bir şeyler yesek dört saatte döneriz inşallah. Sizin de dualarınızla. Bu arada şuraya abone olun bir şeyler yapın. Ben şimdi sözü Tuğçe'ye bırakayım. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan aktif olarak storyler atıyorum, paylaşımlar yapıyorum. Beni Instagram'dan aktif olarak takip ederseniz orada sorularınızı hem yanıtlamaya çalışırım hem de aktif olarak paylaşımlar ya da kanalımdaki diğer içeriklerimde bahsettiğim ürünlerden de sizlere link bırakacağım. Tavsiyelerimi de oradan görmüş olursunuz. Bugün Saklı Kent'e giderken çok heyecanlıyım. Hatta aradık, rezervasyon için sorduk, yer bulamazsak falan işte. Çok mu kalabalık diye. Güzel bir kahvaltı mekanında. Zaten birkaç mekan varmış. Çok aşırı bir mekan tercihimiz yok. Ama böyle Saklı Kent yazdığımızda zaten fotoğraflarda, videolarda çıkan mekanlardan bir tanesine gidiyoruz. Muhtemelen memnun kalacağımızı düşünüyorum. Memnun kalırsak mekandan sizlere bahsederim. Saklı Kent 14-15 yıl önce bir çoban tarafından keşfedilen bir yer. Metrelerce, kimisi 20 kilometre, kimisi işte 30 kilometre büyüklükte, uzunlukta diye bahsediyor. Ayrıca yoğun bir kilinin olduğu alan var. O kilin şifalı olduğu düşünülüyor. Hatta şifalı olarak da insanlar orada işte yararlanıyormuş. Ben de yanıma şöyle küçük bir kap aldım. O kilden alacağım vallahi. Bir maske yaparız demiştim. Yani kilin birçok faydası var tabii ki de. Çok soğuk bir suyu varmış. Adem zaten daha önce gitmiş. Kendisi de bu konuda beni birinci ağızdan çok güzel bilgilendirdi. O yüzden böyle sağlam bir ayakkabı aldık. Ben plaj babeti aldım. Minibur ya da o tarz bir şey. Adem de işte sağlam bir plastik terlik aldı. Çünkü oraya günlük giydiğimiz ayakkabı terlikle gitse de yırtılabiliyormuş su çok hızlı aktığı için. Bebek arabasıyla oraya giremeyeceğiz. Buraya kucağımızı alacağız. Olabildiğince az malzeme aldık. Bakalım bize nasıl bir yol, neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Sizlere şöyle biraz yollardan da bahsetmek istiyorum. Aslında Fethiye merkezi çarşıyı da çekmek istemiştik ama hem Duru'yla hem de böyle gezerken açıkçası çok fazla videoya odaklanamıyoruz. Bakın burası Saklı Kent'e giden yol. Buralar hep köy. Doğal ürünler, güzel böyle minicik çay bahçeleri, minicik şöyle gözleme yerleri, kahvaltı yerleri falan var. Yani yol üzerinde buralara ait bütün doğal şeyleri bulabiliyorsunuz. Ben de Allah nasip ederse yola çıkarken toplayıp götüreceğim. Memurun yeriymiş. Burası Kanyon Restoran arkadaşlar. Bakın şu, ay, şu evlerde falan kiralayıp kalabiliyorsunuz. Ayrıca buraya kamp alanı, çadır falan da kurabiliyorsunuz. Ademler daha önce arkadaşlarıyla öyle kamp kurmuşlar. Şimdi tekrar geldik. Çok güzel ama şöyle ortak havuzu vesaire var. Arkadaki sesleri duyuyorsanız eğer gerçekten çok güzel. Ama çok böcek var. doğal bir sinek koruyucu kullanıyoruz. Bunun sayesinde şu ana kadar rahat geçirdik. Şuralarda kahvaltı yapabiliyorsunuz. Evet, bahsettim ondan. Kanyon çok büyük arkadaşlar. Aa, diğer tarafta. Evet. Buradan başlayayım. Diğer tarafı da göstereceğiz. Mekanlar da zaten o tarafta değil mi? Duru da uyuyor. Uyandırmaya çalışıyoruz. Buradan kayıyorlar bu tarafa. Şu eve bayıldım şunlara. Sesler. Bakın şurada restoranlar var. Bir sürü böyle yer var. Hediyelik eşya satan yerler de var. Böyle turlar, aktiviteler çok ama bizim Duru'yla yapmamız mümkün değil. O yüzden böyle kalabalık gelirsek inşallah. Kanyondan bir 100 metre ileride restorana geldik. Şu
Şöyle. Bunlar yerler. Bunlar bizimkiler. Burada da suyumuz var. Sallanırsanız salıncak da var. Bay bay yaptırın. Acıkmış. Neyse biz bir şeyler yiyelim, ondan sonra devam ederiz. Evet. Kahvaltımız geldi. Ne kadarmış bu kahvaltı? Bir kişi 120 TL. En az 2 kişilik alabiliyorsun zaten. Yani 240 TL. Yani şu toplasan 50 TL etmez ama. Sert mi olunca? Sertmeseydiler keşke. Bunda tabii kötü. Peki ya bu kız? Domates mi yiyorsun? Yalıyor. Ha, yalıyormuş değil mi? Gelmiş. Hadi gelmiş. Kanyonda görüşürüz. Tekrardan merhabalar. O güzel mekanda kahvaltı yaptık. Şimdi çıktık, kanyondayız. Şöyle bir sıra var. Tam 13 öğrenci 6,5 TL'ye kanyona giriş için bilet alıyorsunuz. Madem şu an sırada, biz duruyla kenarda dinleneceğiz. Sırada bayağı var. Kanyona girince tekrar görüşürüz. Şelale seslerinden belki duyamıyorsunuzdur ama şöyle bir yer. Ağaçlı. Dağların dibinden çıkıyor sular. O kadar soğuk, içinde birkaç saniye ancak durabilirsin. Şöyle bir suya doğru gidiyorum ben. Evet, bu su buradan, şuralardan dolaşıyor, şuradan gidiyor. İnsanlar da rafting yapıyorlar. Bak mesela bir kısmı buradan çıkıyor, bir kısmı daha ileriden. Ne bileyim, şu ileriden çıkanlar. Görülmeye değer harika bir yer. Kanyonda zorlu yerleri geçtikten sonra böyle, burası en kolay yeri. Şöyle hızlıca göstereyim. İlerleyebilirsek kil alacağız ileriden inşallah. Bakın su ne kadar kuvvetli, çok zor yürünüyor. Buralar en basit yerleri, o yüzden burada video çekebiliyorum. Kanyonun içine doğru biraz ilerledik. Tuğçe ile, fıstık duruyla ve ben. Şu taraftan geldik kanyona. Şöyle şu taraftan. Soğuk suyun içinden yürüyüp, şu su zaten kirli ve ılık bir su. Ve şu tarafa doğru biraz ilerleyeceğiz. Bayağı derin ama gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bu arada kili de meşhurmuş. Yani hastalıklara deva falan diyorlar. Evet. Ben bilmiyorum ama Tuğçe alacağım dedi. Kil de alacağız. Bakalım. Elimizin de oo, mis. Şuraya evinde çamurla isimlerini falan yazıyorlar. Sonra başkaları da onları bozuyor. Ben herhalde o bozanların tarafındayım. Ya kanyonun çok böyle hızlı akan bir yeri var da orayı çekemedik. Orada çok... telefon tutmak, yani yürümek çok zor. İple falan. Üstten çekeriz oraya geçerken. Evet. Hadi bakalım. Tarihi mekanlarda görüşürüz. Kanyonu çok beğendim. Gerçekten bu bölgeye gelirseniz kesinlikle gitmeniz gereken yerlerden bana göre biri bile diyebiliriz. Şimdi... Gizliken şeylerle... Evet, Gizli Kent Şelalesi'ne gidiyoruz. Orada çok güzelmiş. Buranın gerçekten doğal güzelliği müthiş. Doğasını ciddi anlamda gezmek gerekiyor. Uzun uzun gezmek gerekiyor. Öyle Gizli Kent Şelalesi'nde görüşürüz. Evet, Gizli Kent Şelalesi'ne geldik. Saktıkent'ten tekrar Fethiye'ye doğru dönerken bir 2-3 kilometre sonra tabelaları takip ettik. Çok güzel yönlendirdi bizi. Şuraya geldik. Giriş 2022 Temmuz ayı itibariyle aşkım otomobil 30 TL değil mi? Ne 30 TL ödemişiz. Yaya da 15 TL. Zaten iki yaya 30 TL olacağımız için fark eden bir şey olmadı. Şimdi şuradan gireceğiz. Ben daha önce girmiştim. Çok iyi hatırlamıyorum ama güzel mi diyelim, onu görürüz videodan. Hadi içerideyiz. Basamak. Şelaleye geldik. 200 basamak kadar bir basamak varmış. İniyoruz şu an. Böyle yeşillik bir alanın içerisindeyiz. Bu merdivenler indikten sonra şelalenin suyun içinde de bayağı bir yürüyeceğiz. Şelalenin merdivenlerinden indik. Devam edeceğiz şelalenin akan yeri için. Böyle suyun içinden yürümeniz gerekiyor. Duru da bayağı bir sudan yürüdü ama şu an sıkıldı. Artık böyle. Şu yoldan devam edeceğiz. Arkadaşlar biz şelaleye geldik ama nasıl geldik? Çok yorucu yol. Ama yani yaklaşmışken görelim dedik, şöyle göstereyim. İnsanlar fotoğraf çekiliyorlar, serinliyorlar. Çıkalım kadar bayağı bir yanıyorsunuz. Özellikle de bebekle veya işte yürümekte zorluk çeken kişiler için gerçekten zor. Ama güzel. Yine oradan videolar çekiyoruz. Arkadaşlar, yanıyorsunuz. Beklenen geldi.
bak. Bayağı güzel bir şelale. Şimdi şurada fotoğraf çekeceğiz. Alayım mı? Leton, bir tane daha vardı ismi. Az önce tabelasını gördük, hatta 40'ar kilometre 40-50 arası uzaklıktalarmış. Bir daha oraya git, geri gel, tekrar otele dön. Çok zorlardı bizi. Duru da uyuduğu için bazı şeylerden böyle fedakarlık yapmak zorundayız tabii ki de. Önemli olan onun konforu. Bugünlük gezimizi burada bitiriyoruz. Güzel bir kültürel gezi oldu. Şimdi otele gideriz. Bir yemek yeriz. Birazcık havuza gireriz. Zaten yarın sabah Fethiye'den muhtemelen çıkacağız. Sizi takip etmeye devam edin. Bu arada videolarımıza da like atın ya. Ya bunu istemek istemiyorum ama bizi bir keşfete düşürün ya. Evet arkadaşlar, sizleri seviyoruz. Burada